hep yolda. Erense uzayda. Güçlü sevdi. Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda. Aslında kapında çat kapı gelmiş. Kimmiş neyin nesiymiş? Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola okuldan mezun olduğuna göre belki kızlar da bu okulda okuyordu. Siz tanıyor musunuz onları? Aha! Tanımaz mıyım? Daltonlar ortalığı birbirine katarken elim kolum bağlı yatacak değilim herhalde. Daltonlar dedin de büyük haberi duydun mu? Ne haberi? Okula paparazzi gelmiş ne? Kızım. Herkese Murat Boz konserindeki kızları tanıyor musunuz diye soruyor. Ne? Okulda bir paparazzi vardı, her yerde sizi arıyor. Ne? Anlat bana. Rahatla. Hocam ben tango öğrenmek istiyorum. Tango mu? Evet, tango hocam. Sakin olun, halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Numara yaparak. Böyle giderse Emre'yi Cemre'ye kaptıracaksın, haberin olsun. İsimlerindeki kafiyeden bile nefret ediyorum. Siz şimdi gerçekten ayrıldınız mı? Evet, artık tamamen bitti. Ya bencilliğine ve aptallığına katlanamıyorum artık. Yani bitmesin benimle hiç bir ilgisi yok. Hem evet, hem hayır. Ne demek şimdi bu? İnsan senin gibi iyi biriyle vakit geçince gerçekleri daha rahat görüyor. Şunlara bak, ne kadar da amatörler. Halbuki biz konserde böyle miydik? Bu resimdeki kızlar siz misiniz? Hadi ama, kimseye söylemeyeceğim. Söyleyin bakalım, bu kızlar siz misiniz? Yorum yok. Başladı. Hani sonunda laptopunu kaybedeceğin şey. İddia. Tamam. Şimdi onun hayvanlar üzerinde oynanan benzer bir türü. Köpek dövüşü. Oğlum basit misin ya? At yarışı. Tamam, tamam. Onun yapıldığı yer. Hipodrom. Helal olsun. Harikasınız. Helal olsun. Şimdi gördün mü kim kazanıyormuş? Çocuklar. Ne iddiasıymış bu? Ne iddiası? Biraz evvel söyledin ya. Emre'nin laptopunu kaybetmesine sebep olacak olan iddia. Herhalde yanlış anladın Eren. Eren haklı Emre. Hepimiz yanlış anlamadık ya. Seni sildim telefon defterimden. Adının üstünü hep karaladım. Yüzünü görmekten çok sıkıldım. Nereye gitsem peşimdesin sen. Üf üf sıktın artık sabrımı taşırdın artık. Sakız gibi yapıştın da tadını kaçırdın artık. Üf yeter. Akşam görüşürüz, bay bay. Yasemin kim? Kimmiş? Ne oldu? Üf ya. Bizim paparazzim, Erol hocayı okulda yarışma yapmak için ikna etmiş. Ne yarışması? Dans ve şarkı yarışması.
Süper. Süpermiş. Ya delirdin mi sen? Yarışmaya çıkarsak paparazzi bizi anında tanır. Ama o yarışmayı bizim kazanmamız lazım. Olmaz arkadaşlar, katılamayız. Yasemin doğru söylüyor Eren, bu çok tehlikeli. E ne yani, bırakalım da alevler mi kazansın? Of, en iyisi Banu Hoca'ya beklemek, o bir çözüm bulur. Ya ama hani bu gece kızlar partisi yapıyorduk? Banu Hoca erkek mi kızım? Yine yaparız, Banu Hoca yabancı mı? Merhaba hocam, geç kalmadım değil mi? Yok yok. Ben de biraz önce geldim. Başlayalım mı? Olur hocam. Tango, sertliğin ve asaletin romantizmle buluşması demektir. Hareketlerin hem kendinden emin hem de etkileyici olmalı. Böyle gel. Şimdi adımlarımı takip et. Tut kızı. Süpürge tutar gibi değil. Kibarca tutacaksın. Şimdi adımlarımı takip et. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oğlum. Göbek içeri, göğüs dışarı. Kaldır kafayı. Devam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oluyor mu hocam? Sekiz. Olacak. Bakalım. Sizi şimdiden uyarıyorum. Banu Hoca hadi tamam ama başka misafir yok ona göre. Sürekli bize gelen bir üst komşumuz varken bunu bize sen mi söylüyorsun? Heh, ben de ne zaman sosyopatlığı tutacak bunun diye bekliyordum ha. Sosyopat değilim bir kere. Sosyofobiyim ben. Süpermiş abi. Gülçin normale döndü arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hı? Aslında Gülçin haklı. Bu gece televizyonda süper bir film var. Oturur izleriz, ne olacak ki? Televizyon dedin de aklıma geldi. Ben bu hayatta iki şeye inanırım. Bir, brokoliyi pişirmeden önce bol bol yıkayacaksın. İki, cumartesi günleri yan gelip televizyon izleyeceksin. Oo, bu ne keyif kızlar ya. Hadi bakalım, herkes iş başına. Ne işi Cemre ya? Akşam fazla da attık, şu ortalığı toplayalım biraz. Banu Hoca bu halde mi görsün? Hadi kalkın bakalım, sayın bulaşık süngeri. Kapattık arkadaşım. Şu anda Beyoncé ve Shakira ile randevum var. İhmal edersem çok ayıp olur kızlara. Allah Allah. Yine kayış koparttı Eren. Nasıl mı hocam? Bravo Barış. Sen bu işi umduğumdan daha çabuk kaptın. Sayenizde hocam. Çok teşekkür ederim. Yo yo. Sadece benim sayemde değil. Sen dansa doğuştan yeteneklisin. İnşallah bu yeteneği bir laptopa çevireceğim yakında. Nasıl? Yani diyorum ki hocam, tangoya o kadar aşığım ki gerekirse gece gündüz yemeden içmeden çalışır yine de öğrenirim. Belli isim o. Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Evet, kız kıza film izleme gecesinin sürprizi. Koskoca bir tabak dolusu patlamış mısır. Aa, süpersin Yasemin. Süper, oley. İnanmıyorum ya, şimdi o yağlı şeyleri mi yiyeceksiniz? Hem de gece gece. Eren'cim, bunların adı yağlı şeyler değil. Bak, tanıştırayım. Mısır, Eren, mısır. Bu mısırların en önemli özelliği, güzelce patlatılıp film izlerken afiyetle yenmeleridir. Barış, abicim neredesin sen ya? Bütün gün cep telefonu da kapalı. İşim vardı abicim. Okulda mı? Evet. Ne var bunda? Hem sen benim okulda olduğumu nereden öğrendin? Sana ulaşamayınca önüme geleni aradım. Arzu söyledi. Seni okulda görmüşler. E onlar da seni arıyorlar. Hem ne bu telaş? Bir şey mi oldu? Abicim, Beyda'dan çekiliyorum. Ne o? Yoksa pes mi ettin? Oğlum uzatma artık. Bu işin tadı kaçmaya başladı. İddia sona erdi. Tabii. Anladın iddiayı kaybedeceğini, yan çiziyorsun. Barış, hani sen basit diyorsun ya. Sen hakikaten basit bir adamsın. Emre! Ama sen daha basitsin.
Ne oluyor Zeynep? Ödümü patlattın ya. Artık bizim neler çektiğimizi anlamışsındır herhalde. Yine mi onu düşünüyorsun? Başka bir şey düşünemiyorum ki. Söylemene gerek yok Korkut abi. Her halinden belli oluyor zaten. Ama onu böyle tavlayamazsın. Haberin olsun. Tavlayamam değil mi? Korkut abi, sen saf mısın? Of. Evet. Bak şimdi Korkut abi. Şu gözlüğü çıkartsak. Saçlarını da şöyle tarayıp bir jöle sürsek. Görüntü kurtarır ama senin içindeki o canavarı ne yapacağız bilmiyorum. Hangi canavarı? Of Korkut abi ya. Sen gerçekten safsın. Kesin Banu Hoca'dır. Hadi. Alo. Cemre. Ne haber? İyidir senden. Bak ne diyeceğim. Bu gece işin var mı? Birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya bu gece olmaz Emre. Kızlar gecesi düzenliyoruz. Yani kız kız oturup film izleyeceğiz ya. Ya. Demek öyle. O zaman itiraz istemem. Yarın buluşuyoruz. Bilmiyorum ki. Tamam. Ya. Tamam olur. Harika. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Of Alev. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Banu Hoca mıymış? Hayır. Kimdi peki? Hiç kimse değil. Bak şimdi. Kızlar cool erkeklerden hoşlanır. Cool mu? Nasıl yani? Nasıl anlatsam? Mesela şimdi kendini düşün. Tavrını, bakışlarını, gülüşünü, konuşmanı. İşte bunların tam tersi. Ne? Maalesef Korkut abi. Eğer Yasemin'in seninle ilgilenmesini istiyorsan bunları değiştirmelisin. Üzgünüm ama değiştiremem Zeynep. Yasemin beni sevecekse böyle sevsin. Niye değiştiremezmişsin bakalım? Çünkü bu saydıklarım beni ben yapan şeyler. Kim ne derse desin. Ben buyum ve halimden memnunum. Tamam geçtik. Neredesin sen bu saate kadar dayı? Bir de sana hesap vereceğiz organik şeker. Tabii sana hesap vereceğiz. Başka kimi vereceğiz ki? Hadi hazırlanın bakalım. Sinemaya gidiyoruz. Oley! Sen niye hazırlanmadın bakayım? Ne o Clark Kent? Kendini dağıtmış gibisin. Yok yok. Topladım ben kendimi. Neyse Mert. Tebdili kıyafette ferahlık vardır. Ben gideyim bir gömleğimi değiştireyim. Ya bir film izleyemedik ya. Bu gelen kim prens acaba? Ben bakarım. Sen hani film izliyordun? Bakıyorum prens lafını duyunca ayaklandın hemen. Ne alakası var ya? Ben Banu Hoca'dır diye şey etmiştim. Merhaba. Biz geldik. Sesinden anlaşılıyor Korkut. Hadi kızlar sinemaya gidiyoruz. Ay kusura bakma Mert. Aslında biz tam da film izliyorduk. Biz de sizle izleyelim o zaman. Olmaz. Bu gece kız kıza takılacağız. Ama Zeynep kalabilir. Ne dersin dayıcığım? Sen de film izler misin Gülçin ablanlarla? Madem çok ısrar ettiniz kalayım bari. Ya kusura bakma tamam mı? Ama istersen yarın bir şeyler yapabiliriz. Tamam yarın görüşürüz o zaman. İyi geceler, iyi eğlenceler. Bay bay. Hadi gel bakalım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ah.
Ya biraz ses etmesene, konser dinliyoruz burada. Heh, kusura bakma sevgilim. Ne dinliyorsun? Beethoven'ın bitiremediği senfonisi. Vallahi bu haliyle bile şahane. Bir de bitse ne olacak kim bilir. Dinle dinle. Hacı. Söyle İlyadan benim. İlyadan kurban olsun sana. Her an benim. Ya diyorum ki şöyle bir çıksak, dışarı çıksak. Hava neyini alsak ha? Olur vallahi. Kaç zamandır tıkıldı kaldık apartmanda. Nereye gideceğiz? Bak demin tuvalette okurken gördüm. Güzel bir müze gelmiş. Transilvanya kiliselerindeki Anadolu halıları. Ay ne diyorsun? Ay çok ya, iyi olur. Ya ne demiyorum ki? Zaten Picasso sevgisini kaçırdık diye pek üzülüyordum. İyi olur değil mi? Hı. Şöyle bir gezerik. Evet. Oradan sonra denizin kenarında oturup bir çay. Tamam çok konuşma. Konseri kaçırıyorum senin yüzünden. Peki. Merhaba Yasemin. Hoş geldiniz hocam. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet kızlar. Ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Düşündük ama işin içinden bir türlü çıkamadık. Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası Erol Bey kendi kurallarını delerek beni şaşırttı. Nasıl yani? Paparazzi'nin çalıştığı gazete yarışmanın birincisine albüm yapacak. Süper, yaşasın. Çok. Süper. İyi de biz kazanamayacağımız bir yarışmanın ödülüne niye seviniyoruz ki? Eğer paparazzi gerçeği anlarsa ve Erol Hoca'ya söylerse bir daha yüzüne bakamazsınız. Bu yüzden ya Erol Hoca'ya gerçeği söyleyeceksiniz ya da yarışmaya katılmayacaksınız. Amma da karışık iş ya. Üf. Sakın ağzını açma. Saat 10'u geçti. Sonra bir tüm apartman sakinleriyle papaz edersin. Hayırdır ajan? Bu saatte hangi rüzgar attı seni? Girebilir miyim Mert? Sorulur mu? Girsene içeri oğlum. Ne haber Korkut? Nesi var bunun? Niye konuşmuyor? Sıkı yönetim var. Gece 10'dan sonra konuşma yasağı getirdim. Başka türlü evde anarşi ve kaos yaşatıyor. İyi. İyi geceler. Otursana şöyle. Ajan, senin canın mı sıkkın? Sorma Mert. Bir alt yedim. Nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Ajan, endişeleniyorum bak. Ne yaptığını söylesene. Söyleyemem Mert. Niye? O kadar kötü mü? Henüz değil. Ama olacak. Ajan, sana da ajan dedik diye harbiden ajan gibi konuşuyorsun he. İşin içinden çıkamıyorum Mert. Ya oğlum, her şeyin bir çözümü vardır. Bu işin tek bir çözümü var. O da benim sonum olacak. Cemre ile mi ilgili? Bir şey içer misin? Olur. Teşekkür ederim. Günaydın. En sonunda uyanabildin. Saat 10 oldu. Cemre yetmiyormuş gibi bir de sen çıktın başımıza. Eren, bütün gece uyutmadın beni. Yatakta dönüp durdun. Ne yapayım ya? Yarışmayı düşünmekten gözüme uyku girmedi ki. Benim de çok kafama takıldı. O yarışmayı kazanmak bizim hakkımız. Bence de. Bence de bizim hakkımız. Zeynep nerede? Uyanır uyanmaz evine gitti. Sabah karşısında beni görünce suratı ne hale geldi tahmin bile edemezsiniz. Kızarttı tabii. Sabah çizgi gibi gözleri görünce korkmuştur tabii. Hayırdır Cemre, nereye gidiyoruz? Siz gelmiyorsunuz canım, ben gidiyorum. Olur mu öyle şey? Tek başına canın sıkılır senin. Canım
tek çıkıyorsa bütün gün tek başına dolaşacak diye bir şey yok. Nasılsa kendi yakışıklı birini bulur. Üf, tamam ya, Emre ile buluşacağım, oldu mu? Aman bize ne canım, senin bileceğin şey. Ama dikkat et, yağmura yakalanma. Havalar bu ara çok şıp sevdi. Bir şey olmaz canım. İstersen iddiaya girerim ha? Ben sorarım sana. Cemre dışarı çıkıyorsa biz de çıkarız, değil mi kızlar? İyi olur valla, hava çok güzel bugün. Görüşürüz o zaman. Aa, nereye? Mert'le dışarı çıkıyorum işte. Aa. Cemre laf edene bak. Evet Eren Hanım, kaldık baş başa. Bu pazarı bana lütfeder misiniz? Zevzekliği bırak da gel üstümüzü değiştirelim biz de. Ya nereye gideceğiz? Bowling'e, bowling'e. Lan. Oynama o peynirlerle ya onları. Onların hepsi bitecek. Ya of Zeynep ya. Osman deme. Onların hepsi bitecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın Gülçin, gelsene. İyi. Of Korkut, sabah sabah yine kalk borusu gibi bağırıyorsun ya. Efendim? Sana da günaydın diyorum. Mert, hadi hazırlan, çıkıyoruz. Nereye? Bilmem. Birlikte bir şeyler yeriz. Dün geceden sözüm vardı, unuttun mu? Doğru, hazırlanayım o zaman. Ama dayı ödevime yardım edecektin. Ben öyle bir söz verdim mi hatırlamıyorum Zeynepciğim. Söz vermedim, ben öyle planlamıştım. Anlaşıldı organik şeker. Hemen oturup öyle bir tek başına yapıyorsun. Ve bitmeden de yerinden kalkmıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İstersen sen de orada ikili kalma. Geç içeri. Ben de üstümü değiştireyim. Clark Kent, sen de Zeynep'le ilgilenirsin değil mi? Merak etme dayı. Ben Korkut abime bakarım. Cuma gecesi çok güzeldi. Çok eğlendim. Biz de çok eğlendik. Cemre biliyor musun? O geceden beri sürekli seni düşünüyorum. Tabi. Ben o son kelimeyi bilemeseydim oyunu siz kazanacaktınız. Dalga geçmeyi bırak. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Hayır, anlamıyorum. Lütfen üstüme gelip durma. Zaten kafam karışık. Ne konuda? Her konuda. Daha 2-3 gün önce Alev'le beraberdi. Şimdi de bana... Yani ne düşünmemi bekliyorsun ki? Ne yani? Seninle oyun oynadığımı mı düşünüyorsun? Bilmem. İşin içinde Alev varsa her şeyi beklerim. Tabii bir de şu iddia meselesi var. Kalbimi kırıyorsun. O zaman bana her şeyi anlat. Alev gibi biriyle niye berabersin? Barış'la ne işler çeviriyorsun? Bak, bu iddia meselesini sana açıklamayı çok isterdim. Ama yapamam. Barış'a söz verdim. Alev'le olan ilişkim de basit, sıradan bir şeydi. Bir önemi yoktu. İlişkine böyle mi sahip çıkıyorsun Emre? İki gün sonra aynı şeyi benim için söylemeyeceğini nereden bileceğim peki? Cemre, çok yanlış düşünüyorsun. Niye o zaman bir anda benimle ilgilenmeye başladın? Çünkü sen çok tatlı, çok sempatik, çok güzelsin. Güzellik. Siz erkekler başka bir şey düşünmezsiniz zaten. Cemre! Yanlış anladın. Kafam çok karışık Emre. Gerçekten çok karışık. Thank you.
çok teşekkür ederim ama bir dahaki sefere kesin vereceğim ona göre. Tamam, bunu duyduğuma çok sevindim. O niyeymiş? Çünkü böylece bana bir kere daha yemeğe çıkma sözü vermiş oldun. Çıkarız tabii, ne var ki bunda? Biz komşuyuz, hem çok yakın arkadaşız. Neredesin bakayım sen terbiyesiz? Utanmıyor musun babaanneni bu kadar bekletmeye? Teyze, sen ne diyorsun? Biriyle karıştırdın galiba. Teyze mi? Sus bakayım. Karıştırmışım. Ben kendi torunumu tanımayacak mıyım? Yani ben bunak mıyım? Sen bana bunak mı diyorsun? Sensin bunak. Mert, inanmıyorum. Teyze senin babaannen mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Birisine benzetiyor herhalde. Ben şimdi seni benzeteceğim. Hala inkar ediyor. Bir saattir seni bekliyorum burada. Ayaklarıma karasular indi. Biliyor musun? Ya ama teyze. Ya ben... Bak bakayım bana. Bak bak. Aa. 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 Yok yok. Sen benim torunum değilsin. Peki torunun senin burada olduğunu biliyor mu teyzeciğim? Bilmez o kerata, bilmez. 40 yılın başında torunumu göreyim dedim. Çünkü burada, buralarda bir yerlerde çalışıyor. Huzur evinden çıktım, buraya kadar geldim. Ama torunumu bulamadım. Bowling oynamadan önce bol bol pratik yaparsın. Hayır, amatörlerle oynamak çok zevksiz de. E abartma Yasemin, alt tarafı 4 sayı farkla yendin beni. Bakıyorum verdiğim avansları hemen unuttun. Ne avansı ya? Ya sakin olun kızlar ya. Sesiniz ta apartman girişinden duyuluyor. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Allah Allah. Ne oldu ki? Yok bir şey, kendimi hemen yatağa atıp uyuyacağım. Ne iş, Emre'yle buluşman kötü geçti galiba. Ya boş ver, konuşmak istemiyorum. Gülçin, biz geldik. Gülçin içeride kızlar. Aa, bu kim ya? Kim bu? Aa, teyze kim? Gülçin. Yok ya, teyze. Ören. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz kızlar. Teyze kim? Ne oluyor? Ne şeker değil mi? Evet çok tatlı. Yürü gel buraya. Ama Gülçin sen ne yaptığının farkında mısın? Bildiğin süper babaanneyi getirmişsin. Bu eve kedi getirmeye benzemez ki. Hele bir daha eve kedi medi getirmeye denesin. O zamanları değil ama... Bunu kesip patilerini tavana asarım. Arkadaşınız Hitler'in torunu mu yoksa? Çok şakacıdır. Kızlar, huzur evinden çıkmış kaybolmuş diyorum size. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hem böyle tonton bir teyzeyi sokakta mı bıraksaydım? Karakola gidelim o zaman. Olmaz. Gidemeyiz. Ay neden? Ya haber çıkmazsa? Zavallı teyzecik geceyi kodeste mi geçirsin? Thank you.
kızlar. Ben biraz kilo mu aldım? Evet almışsın. 250 gram. Dalga geçmesene. Sanki biraz göbeğim çıkmış gibi. Onu mısırları götürmeden önce düşünecektin canım. Ben o kadar uyardım. Dinlemediniz ki. Sana kalsa hepimiz zaten zafiyet geçireceğiz. Ona zafiyet geçirmek denmez canım. Sağlıklı beslenmek denir. Vallahi bana kalırsa geviş getirmek diyelim. Hem o kadar ot çiğne, hem miden adam gibi bir lokma yemek gitmesin, hem de bizim yediklerimize laf et dur ya. Çıktı! Çıktı! Kimmiş o çıkan? Torunum. Torunum? Nasıl yani? Teyzenin torunu Robbie Williams mıymış? Vallahi teyze sabahın köründen beri televizyonun başında torununu bekliyor. Ama şimdiye kadar torunum dedikleri Hakan Şükür, Cüneyt Arkın ve Sezen Aksu. Demek ki Türkiye'yi bitirmiş, şimdi de yurt dışına el atıyor. Bu da değil. Benim torunum çok daha yakışıklı. Hurma gibi, lokum gibi. Hadi kızlar, okula geç kalıyoruz. Teyzeyi ne yapacağız peki? Ne yapabilir ki? Evde otursun. Ya olur mu? Tek başına ne yapar? Ya ya başına bir şey gelirse kadının? İsterseniz teyzeyi de okula götürelim. Bizimle dans eder. Ha? Vallahi gücüne kalsa onu da yapar. Siz iyilikten ne anlarsınız ki? Teyzeciğim, sen burada bekle, tamam mı? Biz akşama geleceğiz. Tamam yavrucuklarım, tamam. Merak etmeyin. Ben zaten birazdan torunumu bulurum. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Madem Emre benle ilgilenmiyor, ben de B planına geçerim. B planı nedir peki? KK kuralını uygulamak. KK kuralı mı? Evet, kaçan kovalanır şekerim. Vallahi dehşetsin Alev. Erol Hoca'da bile sendeki kadar kural yoktur. Okulun en popüler kızı olmak kolay değil. Benim de kendime ait sorumluluklarım, korumam gereken bir karizmam var. Ne demişler? Şöhretin bedeli ağırdır. Ne yapıyorsun sen? Şuna baksana Alev. Akademimiz en yetenekli öğrencilerini arıyor. Birinci geleneksel müzik ve dans yarışması. Senin sonunda düzenlenecek yarışmada akademimizin en başarılı dansçıları ve şarkıcıları seçilecek. İşte bu harika. Neyse harika Alev. Bahse girerim, Daltonlar kazanacak. Öyle mi? O zaman şimdiden bahsi kaybetmeyi hazırlan şekerim. Çünkü bu yarışmayı biz kazanacağız. Biz mi? Nasıl peki? Gayet basit. Her zaman zeki olan kazanır. Biz de zekamızı kullanacağız. Anlamadım. Tamam, şöyle diyelim. Ben zekamı kullanacağım, sen de bana yardım edeceksin. Bak şimdi heyecanlandım. Ne yapacağız peki? Önce Esra'yı gruba alacağız. Esra mı? Bak bu süper fikir. Süper fikir olduğunu biliyorum Arzu. Ne de olsa benim fikrim. Ama önce Daltonların elindeki kozları yok edeceğiz. Rin Tin Tin okulu bugün dönüyordu değil mi? Galiba. Süper. Gel benimle. Evet ajan, çaylar da geldi, al bakalım. Teşekkürler. Of. Sen niye bakınıyorsun öyle? Çok mu belli oluyor? Korkut, sen iyi misin? Bilmiyorum abicim. Ben o eski ben değilim. Kimim ben? Hayatımda tanıdığım en acayip insansın. Geçen gün kızlar da öyle söyledi. Hangi kızlar, yoksa hayranların mı? Sen inanmıyorsun ama benim gerçekten hayranlarım var. Sen ciddi misin? Bazen evet, bazen hayır. Ciddi olmak istiyorum, olamıyorum. Bazen de komik olmak istiyorum ama o hiç olmuyor. Yok aşam, sen psikopata bağlamıştın. Yok, hiç psikopata bağlamadım. Yaseminler hala geldi. Başlarına bir şey gelmiş midir diye düşünüyorum. Vallahi üst katlarına sen taşındın ajan. Başlarına daha kötü ne gelebilir ki? Mert, bu beste işi senin olmayan espri gücünü iyice bitirdi. Abi gelirler birazdan diyorum. Merak etme, ne gelecek başlarına? Ama bizim başımıza her an kötü bir şey gelebilir. Ne alaka? Ne? Oo, kimleri görüyorum. Büyük besteci Mozart. Sana da merhaba Lev. Demek sonunda okula döndünüz.
Cezanız kalktı herhalde. Uzaklaştırmam bitti. Ama seninle konuştuğuma göre cezam herhalde bitmemiş. Bence bu sefer dikkatli ol. Okuldan tamamen atılabilirsin. Farkındasın değil mi? Niye atılacakmışım? Bilmem. Büyük dansçılara bestelerini vermen Erol Hoca'nın pek hoşuna gitmez herhalde. Benden sana dost tavsiyesi Mert. Bundan sonra attığın adımlara dikkat et canım. Hadi gidelim Arzu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bela derken ne demek istediğini şimdi anladım. Ben aslında hemen anlıyorum ama uzun uzun izah etmen gerekiyor. Kızlar, bakıyorum dörtlemişsiniz. Siz de bakıyorum yeniden okullu olmaya karar vermişsiniz. Arkadaşını tanıştırmayacak mısınız? Biraz fazla meraklısınız. Benim işim bu. Yarışmaya katılıyor musunuz? Ne yarışması? Duymadınız mı? Neyi? Okulunuzda büyük bir dans ve şarkı yarışması düzenliyoruz. Kazanan albüm çıkarma şansı yakalayacak. Biz popüler olmaya karşıyız. Şöhret için sahneye çıkmayız biz. Bak sen. Demek öyle. Yani yarışmaya katılmayacaksınız. Bizim için bir önemi yok. İşte bu çok ilginç. Hakikaten dediğiniz kadar varmış hakikaten arkadaşlar. Hakikaten buldum bu kadından ya. Sizi buldum bulmasın ama bir türlü emin olamıyorum. Günaydın. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Ay. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Köpek balığı gibi etrafımızda dolanıyor ya. Kim? Paparazzi. Kızlar, maalesef etrafımızda dolaşan tek köpek balığı paparazzi değil. Başka kim var? Kim? Alev. Alev mi? Biraz evvel beni tehdit etti. Size yeni şarkı vermemi engellemeye çalışıyor. Of, bu iş çok karıştı. Bence en iyisi Banu Hoca ile konuşmak. Siz de ne zaman başınız sıkışsa hemen Banu Hoca ile konuşmaya gidiyorsunuz. Biraz kendinize inanın kızlar. Doğru söyledi. Korkut. Canım. Farkında mısın? Biraz önce zeka patlaması yaşadın. Ben de anlamıyorum Yasemin. İnan bana bu aralar ne oluyor ben de anlamıyorum. Hadi o zaman Banu Hoca'ya gidelim. Hadi. Gidelim bari. Hocam, konuşabilir miyiz? Ders başlamak üzere. Uzun sürmez. Sadece bir dakika. Bir şey soracağım hocam. Diyelim ki Murat Boz konserine çıkan kızlar bu okulda okuyor. Bu imkansız bir şey. Varsayalım ki öyle. Gerçekten hayal gücünüz çok geniş. Eğer sizin öğrencileriniz o konsere çıksaydı ne olurdu? Yönetmeliğe göre uzaklaştırma alırlardı. Tekrar çıksalardı ne olurdu? Bu durum 3 kez tekrarlandığında okuldan atılırlardı. Şimdi anlıyorum durumu. Tüm bunlardan size ne? Hocam. Ya Emre'cim, dünden beri böyle benim parmak uçlarım kaşınıyor. Sen bilirsin. Ne demek abi bu? Ne bileyim ben Barış? Aa doğru ya. Parmak uçlarının kaşınması yeni bir laptopum olacağını işaret değil mi? Bence o senin kaşınmanın bir işaretidir Barış. Aa ayıp oluyor ama. Ben de seni süper bir gösteriye davet etmeyi düşünüyorum. Ne gösterisi? Gel benimle. Nereye? Ya gel sen. Çok seveceğim bir şey izleyeceksin. Ben de geleyim mi? Gel koşu be. Gel sen de hadi. Gel. Ne o? 3 slasherler gibi geziyorsunuz. Barış Bey bize bir gösteri yapacakmış.
Ama ne olduğunu söylemiyor. Ne gösterisiymiş bu? Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? Eren bir saniye bekle. Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Ne oluyor? Ne yaptığını sanıyor bu? Vallahi onu bilmem de bu Barış gerçekten çok hoş çocuk. Aldın dersin hakkını verdin. Aferin. Sen benimle dans edebilmek için ders mi aldın? Evet. Hani o merak ettiğiniz iddia vardı ya. Evet. İşte buydu. Emre seninle tango yapmak istediğim için benimle dalga geçip duruyordu. Ay, çok güzeldi. Gelin benimle. Bırakmaları iyi olmuş. Boş sınıfta ne yapacağız Alev? Şekerim, sana kaç kere söyledim. Böyle zor sorularla beynini yorma. Zaten kapasitesi sınırlı. Alev, ben de bir şey anlamadım desem kızarsın değil mi? Kızarım Esra. Neyse, kızlar yarışma için çalışmamız gerekiyor. Baksanıza Daltonlar dört koldan saldırmış. Onlar böyle ilerlerken biz eli kolu bağlı oturamayız herhalde. Gelin böyle. Benim yaptıklarımı tekrarlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolaymış ya. Evet evet. Hadi şimdi beraber yapalım. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aferin Esra. Hiç fena değilsin. Ben nasılım Alev? Ağaçtan armut toplar gibi değil Arzu. Daha işten. Seksi ol kızım biraz. O Daltonların bizden eksiği bu işte. İyi dans edebilirler ama onlarda bu dişilik nerede? Hadi bir daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uf! Kızlar! Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu gidişle Daltonlarla baş edemeyiz asla. Başka bir şeyler yapmamız lazım. Bu işin sonu ne olacak çok merak ediyorum. En iyisi çıkışta gidip Safiye ablaya bir fal baktırayım ben. O da kim? Ben size Safiye ablanın hiç bahsetmedim mi? Bizim aile dostumuz. Dehşet bir kadındır. Kartlara bir baksın ne olacak ne bitecek şıp diye söyler. Yani anlar mı bu işlerden? Fal büyü falan. Dalga mı geçiyorsun? Safiye ablam çok ünlüdür. Gazeteye bile çıktı sosyete falcısı diye. İşte bu güzel. Gel. Beni çağırtmışsın hocam. Gel. Gel Bahadır gel. Bir sorun mu var? Yok yok. Sadece bir konu hakkında konuşmak istiyordum seninle. Otur otur. Sizi dinliyorum. Bak duymuşsundur. Okulumuzda bir yarışma düzenliyoruz.
Dans öğretmenimiz olarak yarışmanın jürisinde senin de bulunmanı istiyorum. Ah, bellissimo. Yani bu benim için çok büyük bir şeref hocam. Biliyorsun, okuldaki en yetenekli öğrencileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Ve senin jüri üyesi olarak adil davranacağından eminim Bahadır Hoca. Hiç merak etmeyin hocam. Bugüne kadar hiçbir öğrencime ayrıcalık tanımadım. Böyle önemli bir olayda da asla tanımam. Bundan eminim. Tamam. Seni daha fazla tutmayayım. Dersine gidebilirsin Bahadır. Peki hocam. Demek senin için tango dersi almış ha? Ay çok romantik. Gülçin, ben senin Mert'inle dalga geçiyor muyum? Ne alakası var ya? Hem nereden benim Mert'im oluyormuş? Ayrıca da geçiyorsun. Tabii tabii. Bize o kadar şarkıyı vermesinde sana olan aşkının hiç etkisi yok zaten değil mi? Yok tabii. Yani ne aşkı canım? Hiç boşuna ele şaşırtma Eren. Barış'ın kolları da nasıl da hu gibi süzülüyordun. Ya da çırpınan balık. Hiç de bile. Ben bir kere şey için kabul ettim teklifini. Ne için kabul ettin canım? Evet, niçin kabul ettim? Ne için? Hah. Alev bozulsun diye. Hani bizim arkamızdan iş çeviriyormuş ya. Onun için. Ay. Ay canım arkadaşım. Ne şeker, ne şeker. Görüyorsunuz değil mi? Bizim için kendisini feda etmiş. Aman inanmazsanız inanmayın ya. Uf. Hadi kızlar sınıf boşalmıştır. Gidip Bahadır Hoca ile şu koreografi meselesini konuşalım ha. Bir kart çek bakalım. Böyle için dışın kapkara olmuş. Niye kendine bu kadar sıkıntı yaptın anlamadım. Yüreği de kabarmış mı Safiye abla? Bana bak sen sus. İlker kahve falı mı bu? Yürek mürek yok burada. Ama sana güzel mi güzel bir kısmet var. O kadarını ben de biliyorum. Kısmet bol zaten. Ama bu uzun boylu mu desem, kısa boylu mu desem, esmer mi desem, sarışın mı desem, bu çok yakışıklı bir çocuk. Emre işte. Bak nasıl bildi. Emre mi yakışıklı? Başka kim olacak canım? Esra'cığım biraz sussan diyorum. Hayır zaten fal düzgün çekmiyor. Sen de iyice parazit yapma. Tamam tamam sustum. Ben var diyorsam vardır. Benim hiçbir sözüm boşa çıkmaz. Bu yeni bir kısmet, anlaşıldı mı? Olabilir. Sırada bekleyen çok zaten. Hem ben onları merak etmiyorum. Başka ne var? Merhaba hocam. Merhaba kızlar. Yarışmaya hazır mısınız bakalım? Biz de tam sizinle bunu konuşmaya gelmiştik. Söyleyin bakalım. Bu yarışma için öncekinden çok daha farklı bir koreografiye ihtiyacımız var hocam. Kızlar. Size kötü bir haberim var. Nedir hocam? Maalesef yarışma için size yardım edemem. Allah. Ama neden hocam? Çünkü Erol Hoca beni jüriye aldı. Ve adil davranmak zorundayım. Size koreografi verirsem diğer yarışmacılara haksızlık etmiş olurum. Ya ama kazanabilmek için bizim size ihtiyacımız var. Biliyorum kızlar. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama siz de beni anlamaya çalışın. Gerçekten yapamam. Üzgünüm. Senin içini karartan birileri var. Şöyle 3 mü desem, 4 mü desem. Bunlar birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Daltonlar işte. Ne olmuş onlara? Şimdi bak onlar işte. Daltonlar mı dediniz ne dediniz? Onlar seni hiç çekemiyor. İşleri, güçleri seninle uğraşmak. Bilmez miyim? Ne olacak peki? Seç bakalım. Şimdi fuar mı desem, festival mi desem, tiyatro mu desem, şöyle kalabalık bir yere çıkacaksınız hep beraber. Yarışma. Olabilir. İyi. Ah be kızım be. Senin hiç kimsen yok mu?
Bak onlar dört kişi. Sen de bir başınasın. Baş edemezsin sen bunlarla. Hadi ya. E peki hiç çaresi yok mu? Bir çaresi var. Bence boşuna üzülüyorsunuz. Bence siz her halinizle o yarışmayı kesinlikle kazanırsınız. Hiç bizi gaza getirme Korkut. Bu sefer o kadar kolay değil canım. Daha elimizde koreografi bile yok. Peki senin başka bir şarkın var mı Mert? Bir iki tane daha var. Sen istersin de olmaz mı Gülçinciğim? Yalnız minik bir sorun var. Şarkıların sözleri yok. Harika. Başımıza daha ne aksilik gelebilirdi ki? Mızmızlanarak bir yere varamayız tangocu. Oturup çözüm bulmamız lazım. Ya sahi ya, bizim şu teyze ne oldu? Hay Allah ya. Kendi derdimize daldık, teyzeciyi unuttuk. Aa, teyzeniz mi geldi? Gözünüz aydın. Hayır Korkut, bizim teyzemiz değil. Kimin teyzesi? Aa, Korkutcum, niye anlamıyorsun? Bizim teyzemiz değil diyorum. Ya teyze sizin değilse nereden çıktı o zaman bu teyze? Markette satılıyordu. Biz de gittik aldık. Çok iğrenç. Ya tamam kabul ediyorum. Kötüydü. Dayanamadım yaptım. Sustum bitti. İğrençti. Gerçekten kötüydü. Olmasaydı daha iyi olurdu. Evet. Eğer o kızların basiretini bağlamak istiyorsan onlara öylesine bir ritüel yaparız ki değil dans etmek ayaklarını bile kaldıramazlar. Harika. İşte ben de tam bunu istiyordum. Ne yapmamız lazım? Bak şimdi bunu burada yazılanların hepsini hazırlayacaksın. Bana geri getireceksin. Tamam mı? Hı-hı. Hiç eksiksiz. Tamam mı? Hı-hı. Tamam. Pirinç. Evet. Su. Evet. Tuz ruhu. Tabii ki. Ne bu? Kızlara plan mı yapacak? Saçmalama Esra. Hı? Saç mı? Evet. Ritüel yapmak istediğin kızın saçından bir parça getirmen gerek. Ama ben nasıl bulacağım ki o parçayı? Artık onu da sen bulacaksın. Her şeyi de benden beklemeyin. Tamam tamam. Bir şekilde bulacağız. Ne yapalım? Hadi tamam hadi kalkalım. Kalkalım hadi. Şaka yapmıştım ya 40 yılda bir. Onu da beğenmediniz. Cemre. Siz eve gidin ben gelirim. Peki. Selam. Versin şu gözü. Ya yapma ya Sevin. Göremem ki ben öyle. Cemre bak. Ben gerçekten öyle demek istemedim. Beni yanlış anladın. En azından iddia konusunda hakkını yemişim. Özür dilerim. Seninle niye ilgilendiğim konusuna gelince sadece güzel ve tatlı olduğun için değil. Niye? Hani bazen sen böyle gülümsüyorsun ya. Hani gözlerimin içine bakıp bakışlarını kaçırıyorsun. İşte o zaman ne olduğunu sana bir anlatabilsem. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü. Ama yapamıyorum. Biliyorum geçmişim pek de parlak değil. Alevi olan ilişkim, ondan öncesi. Ama kendini biraz da benim yerime koy Cemre. Çünkü ben hayatımda ilk defa böyle hissediyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. İspatlayacaksın. Efendim? Bana karşı olan hislerinin diğerlerinden farklı olduğunu ispatlayacaksın. Ama bunu nasıl yapacağım ki? Bilmiyorum ama sana gerçekten inanmamı istiyorsan bulacaksın.
Merhaba İlyas Efendi. Merhaba, nereden böyle? Okuldan. Ah, sizler için çok üzülüyorum. O niye Hacer abla? Okuldan eve, evden okula. Hiç çıkıp şöyle bir iki müze neyin gezdiğiniz yok. Müze mi? Müzeye. Biz dün gittik bir tanesine. Transilvanya kiliselerindeki Anadolu halıları. Vallahi pek güzeldi. Transilvanya mı? Hani şu vampirleriyle meşhur olan şehir değil mi orası? Evet. Ümit. Ya hiçbir yere gitmezseniz böyle götürsüz kalırsınız işte. Onların hepsi tevatür. Vampir diye bir şey mi varmış canım? Tevatür tabii. Vampir diye bir şey mi olurmuş hiç? Güldürmeyin beni ya. Batıl o, batıl. Hadi kolay gelsin size. Bay bay. Size doyum olmaz. Bay bay. Ciao. Ya Hacı. Ha. Vampir diye bir şey yok değil mi? Yok tabii. Eminsin mi? Eminim. Eminim. Kızlar, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? İnanmıyorum ya. Ay yok artık. Kızlar hoş geldiniz. Geçin geçin. Aa, ama ayakkabılarınızı çıkardın. Yeni sildim buraları. Sana inanmıyorum Cemre ya. İki dakikada teyzeyi kendine mi benzettin? Ben bir şey yapmadım ki. Yardım edeceğim diye tutturdu. Ne yapayım? Sen de fırsat bu fırsat bütün evi temizlettin değil mi? Bana laf edeceğinize biraz teyzeye örnek alın. Bakın ne kadar çabuk. Teyzeciğim bırak sen biz hallederiz. Çek bakayım elini. Ne demek istiyorsun sen? Ben beceremez miyim? Sensin beceriksiz. Cemil'in aksini de kapmış. Tamamdır. Dönüşüm tamamlanmış. Aa, çıktı çıktı. Yeni torunun bu mu teyze? Vallahi torunum bu. Biraz çirkin çıkmış. Ama benim torunum daha yakışıklı. Tabii yakışıklıdır teyzeciğim de. Bu adam var ya. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri. Ve de en zengini. Öyle deme Gülçin. Siz gelene kadar teyze hedefleri iyice genişletti. Az önceki torunumuz kimdi tahmin edin? Kim? Brad Pitt. Şarkı bu mu? Evet ama bir türlü söz yazamıyorum. Ben deneyeyim mi? Zaten sen söz yazmaktan anlar mısın? Sana bir sır vereceğim ama kimseye söyleme. Vallahi ben kimseye söylemem de sen o sırrı verirken bütün İstanbul duyar zaten. Yok bu sefer kısık. Yasemin için bir şiir yazıyorum. Baş harflerini birleştirince Yasemin çıkıyor. Ha akrostiş yapıyorsun. Ha işte. Okusana. Abi bir la versene. Niye? Duyguya gireceğim abi. La. Yanında olunca dünya sanki benim, al beni kollarına güzel Yasemin. Devamı yok mu? Şimdilik bu kadar. Ya şimdi bu akrostiş ya, harfleri tutturmak zor oluyor tabii. Dayı, oyunu oynayalım mı? Şimdi olmaz dayıcım. Gülçin ablanların yarışması için bu şarkıyı bitirmem gerekiyor. Boşuna uğraşıyorsun, nasıl olsa kazanamayacaklar. Öyle mi küçük Nostradamus? Nereden biliyorsun peki? Çünkü o yarışmaya ben de katılacağım. Bak sen, ama önünde bir iki ufak engel var. Neymiş o? O yarışmaya katılabilmen için önce 15 yaş büyüyüp sonra da bizim okula kaydolman gerekiyor. Oh, bıktım artık herkesin bana çocuk muamelesi yapmasından. Hiç mızmızlanma Orgun Şeker. Bu şarkıyı bitirmeden seninle oynayamam. Ama bittikten sonra söz, tamam mı? O kadar sonrası için söz veremem. Ajandama bakmam lazım. Allah Allah. Bak bir satır daha yazdım. İyi, iyi. Sevgilinle kahroldum. Endamın yeter. Zalim Yasemin. Çok güzel. Sen böyle devam et.
Ama Yasemin'e söyleme. Aramızda sır olarak kalsın. Ben çalışayım biraz daha. Sağ ol çocuğum. Ya keşke bir dans ötesi tutabilsek. Onu Korkut'un arabasıyla çarpıcı atıcılık oynamadan önce düşünecektin Yasemin. Of, yüzüme vurup durmayın. Kaç haftadır uğraşıyoruz. Daha iki kuruş biriktiremedik. Oldu canım, kolaydı öyle. Her sahneye çıkan hemen zengin oluyor sanki. Az mı ya? Koca konsere çıktık. Mert olmasa onu da yapamazdık zaten. Sen de kafayı Mert'le bozdun. Mert aşağı, Mert yukarı. Beğenmiyorsan bir beste de sen yap da görelim. Size para mı lazım? Maalesef teyzeciğim. Ben bir kaza yaptım da Korkut'un arabası perte çıktı. Hasar yok mu? En iyisi ben anlatayım. Teyzeyle ikinci gecemize girdik. Her ne kadar ona alışmış olsak da torununu bulamamış olması beni çok üzüyor. Ne yani? Torun hikayesi uydurma mı sence? Bana öyle geliyor. Kim bilir hangi huzur evinden kaçmıştır. Hem zaten yalnızlıkta cana tak etmiştir herhalde. Evet ya. Onun yerinde olmayı hiç istemezdim. Ama biz hiçbir zaman onun gibi olmayacağız. Çünkü birbirimize sahibiz. Eren. Efendim. İyi ki varsınız. İyi geceler. İyi geceler. Of. İçinde bulunduğumuz şartlarda teyzeye yardım etmekte zorlanıyoruz. Ama ben doğru yaptığımızı biliyorum. Çünkü yapılan iyilik her zaman karşılığını bulur. Cemre Emre'nin sorunu olduğunu anlatmasa da ve ben Mert'e duygularımı göstermeyi hiç beceremesem de hepimiz biliyoruz ki hayattaki en önemli şeye sahibiz. Birbirimize. Bir şey yoktu değil mi? Yok, tevatür hepsi, tevatür. Bu ne o zaman? Ha? Yatağım. Torunumu gördünüz mü?
İşte böyle. Gülçin de teyzeyi sokakta bırakmaya kıyamayınca almış eve getirmiş. İyi de kızlar, söyleseydiniz ya. Bizden misafir var, haberiniz olsun deseydiniz ya. Hayırdır İlyas Efendi? Hani siz vampirlerden falan korkmazdınız? Korkmayız tabii canım. Ama sabah sabah böyle karşımızda görünce affedersiniz biraz şey oldu. Canım böyle hafiften bir ürperdik. Tabii tabii Hacer abla. Bütün apartman sizin çığlığınıza uyandık. Aa. Ya Korkut bile o kadar ses çıkaramaz herhalde. Aa. İyi de teyzeciğim sen nereye gidiyordun sabah sabah? Ne bileyim ben. Şöyle bir çıkayım dedim. Teyzenin nasıl kaybolduğu da ortaya çıkmış oldu böylece. Evet. Bu teyze şey değil mi? Kim? Ya dünkü gazetede vardı. Şu ünlü iş adamı. Adı neydi? Babaannesi kayıpmış. Yok artık. İnanmıyorum. Eminsin mi? Evet. Ne yani? Şimdi bizim teyze dün gece doğru mu söylüyormuş? Yok canım. Değildir ya. Ne oluyor abi ya? Ne olacak Clark Kent? Apartman sakinleri senin horultun yüzünden ayaklandı sonunda. Yalan abi. Ben hayat doğrulamam. Tabii. Senin çıkardığın o sesse gök gürültüsü demek daha doğru olur. Gülçin, ne oldu? Hadi hazırlan bakalım uykucu. Babaanneni evine götürmemiz gerekiyor. Babaanne mi? Teyzenin kim olduğu ortaya çıktı. Ha. Alev, bu yaptığımız tehlikeli değil mi? Ya birisi görürse? Bak ben bunu hiç düşünememiştim. Seni niye getirdim sanıyorsun Esra? Bana akıl vereceğini etrafı kontrol etsene. Birileri var. Bekle bekle. Gitsinler. Tamam. Gittiler. Hangisi peki? İşte Cemre Daltuğ'un dolabı bu. Ne yapacaksın onunla Ale? Üzerimde nakit kalmamış da şekerim. Esra sabah sabah beni çıldırtmaya niyetlisin galiba. Kilidi açacağım, ne yapabilirim? Kredi kartıyla mı? Para her kapıyı açar Esra. Hem sen hiç film seyretmiyor musun? Hadi bakalım bir işe yara. Zaten limitinde çabucak bitiyor. Hay aksi. Halbuki filmlerde ne kadar kolay oluyordu. Geçelim mi planına? Bu eldivenler de ne? Ne yani parmak izimizi mi bırakalım? Tabii ki hayır da yani. Ne o iğrenç şeyler öyle? Hani takacaksan şunlardan taksaydın bari. Biraz çabuk ol. Yakalanacağız. Tamam tamam. Bunu nereden öğrendin bakayım sen? Fashion TV yerine biraz yerli dizi seyretseydin daha da entrikalar öğrenirdin. Bilmiş şey. Alev. Açıldı. Evet sayın Daltonlar. Demek dansınız çok büyüleyici ha? Büyülenmek nasıl oluyormuş? Görün bakalım. ...kadar işimizi görür herhalde. Alev. Al. Hadi gidelim artık. Gel teyzeciğim.
Bana da büyük yer ha. Hadi kızlar teyzeye teslim edelim. Güzelmiş. Hadi. Olacak şeymiş. Yanına çıkıyoruz. Adamın yaptığı işe bak. Adama bak ya. Yanına almadı bizi. Bitirdik işte. Bize bizi içeri bile almadı. Allah Allah ya. Böyle mi teşekkür edilir? Madem bunlar bu kadar kaz, ben de bunları biraz yolayım bari. Evet. Gelmişler. Evet. Şimdi başlayalım. İç bakayım kızım. Ne acayip adammış. İnsan bir yukarı çağırır teşekkür eder ya. Ne teşekkürü kızım? Döner kapıdan içeri girdiğine dua et bence. Demek zengin olunca böyle oluyormuş. Ne yapsın adam? Çok meşgul. Koca holdingi yönetmek kolay mı öyle? Alayım canım ben. Neyi? Gözündeki pembe gözlüğü. Ne var ya? İyimser olmak suç mu? Sen polyanlacılık oynamaya devam et Eren. Devam et. Belki de Eren haklıdır. Ne demişler? İyilik yap. İyilik al. Sen istiyorsan denize at Erenciğim, biz bulmayı tercih ediyoruz. Aman. Bu ne burada? Gülçin. Dağınıklığın son raddesi son. Şişt. Alo. Alo, Gülçin Hanım'la mı görüşüyorum? Ben ev arkadaşıyım. Kim arıyordu? Ben Atilla Koç'un sekreteriyim. Atilla Bey size teşekkür etmek için holdinge gelmenizi istiyor. Biz az önce oradaydık ama kendileri bizi içeri almadı. Kusura bakmayın, sanırım güvenliğin hatası. Atilla Bey de çok üzüldü. Sanırım bir daha gelmemize gerek yok. Atilla Bey'e çok nazik olduğunu iletirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Ama gelmek zorundasınız. Çünkü Atilla Bey'in size bir hediyesi var. Bekliyoruz efendim, iyi günler. Hediye mi? Hediye? Hediye mi? Ay ay ay. Ay, hepsi bu kadar mı? Yetmez mi? Bakalım. Yapacağız artık bir şeyler. Güzel. Yarışmayı kazansınlar da görelim. Bütün burçlar, bütün güçler burada. Evet, şimdi bakalım. Bu? Hayır, bu değil. Bu? Bu da değil. Ne demiştim size? İyilik yap, iyilik bul. İşte. İşte. Her şeyin anahtarı. Zatim zata. Galatim galata. Cemre? Cemre ne oldu? Cemre iyi misin? Ne oluyor? İyi misin Cemre? Yüzüme bak. Cemre. Ne oluyor ya? Cemre ne oldu sana? Ya. Yoshi hep yolda. Eren ise uzayda. Gülçin sevdi.
deme çok zorlu biri bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş.